Yaren çok tatlı. Öncelikle hoş geldin, sefa getirdin. Çok hoş bir kız ya. Arigato gozaimasu. Böyle bir soruyla başlıyoruz. Zenginlik sınırı nedir? Yani neyin olsa ben artık... Hadi bakalım, neyiniz olsa ben artık zenginim dersiniz. Neyiniz olsa. Şimdi ben düşünüyorum, neyim olsa artık zenginim derim. Bodrum'da deniz kenarında bir yazlığım, Miami'de bir yazlığım, bir uçağım, bir yatım, iki arabam olursa ben zenginim derim. Diğer türlü demem. Demem, o zaman zengin sayılmıyoruz ki. O zaman zengin sayılmıyoruz ki. Gerçekten Acun Ilıcalı olursam ben zenginim derim. Ya Acun olursam okeyim yani kesinlikle. Evim olsa derim vallahi. İşte birisi demiş ki bir aşkım olsa en büyük zenginlik olur. Salak! Salak aşkla karın mı doyar? Cık. Allah'ım şu kapı çıkın şu romantik kafalardan. Kaç yaşındaysan çık o kafadan. İlerisi için çok zararlı o kafa. Yok öyle bir şey karşım. Yok. Yok samanlık seyran olmuyor çok sevince. Kendinizi kandırmayın köşenizde. Kusura bakma sana salak gibi sert bir çıkış yaptım ki akıllan diye. Yoksa öyle kötü bir niyetli değil. Aman diyeyim ondan sonra şey olmasın yani. Birbirinizi de işte salak dedi. Gibi bir şey olmasın. Teşekkür ederim. Zenginim kardeşim derdim. 911 Turbo S. 911 Turbo S ne lan? Çok güzel soru sordun. Korkuş herhalde. Ben öyledim 911 acilen arama. 911 Turbo S. Evet bakalım. Ne bu? Alışveriş. 3 liraya, 3000 liraya buldum. 3000 liraya buldum, aha da buldum. Aha da buldum, bakın. Porsche 911, 911 gördün mü sen? 3000 lira. Vallahi buldum 3000'i. Ben 3000'i alır bununla da gezer. Cimere şikayet edildim, by the way. Çok iyi. Bir şey söyleyeceğim. 3000'in figürünü alabiliyoruz hani 3000 Türk lirasını 3000 birim bir azgın kendimden geçtim şeyini alabiliyoruz figürünü alabiliyoruz çok iyi. Bir eşya veya cisim değil de bence zenginlik X gördüğüm bir şeyi fiyatına bakmadan bunu paketleyelim demek. Ha. Kendime sıfır kayıt alabilsem zenginim derdim herhalde. Ne kadar ki kayıtlar? Çok pahalı abi. 4000 euro falan. Çok pahalı bir şey değil. ...76 liraya buldum. Ama bu da figür. He tight. Diyor ki kendime diyor tight alabilsem diyor zenginim diyor. Kite. Suyun üstünde hani şu şekil gidiyorsunuz ya. O işte anladınız mı? Şimdi bana şey yaptırtmayın. Şöyle. Su üstünde gider. Ya jet ski değil onun adı jet ski. O başka. O başka güzel kardeşim. Evet tamam ama buna vermezsin yani. Aynen yani. Hobin için bu kadar parayı tek seferde vermen evet. Zenginlik göstergesi olabilir yani. Evet. Bugün abi TikTok'taki Türk ve yabancı zenginlerin videolarına onlara bak tepki bölümümüzün ikincisini çekiyoruz. Ama rencide oluyorum ben. Geçen yayında 48 milyon dolarlık bir tane malikanemsi bir şey izlemiştim. Oğlum çok moralim bozuldu ya. Ne? Millet abi, neler yaşıyor? İlk olarak zengin TikToker'ların evlerine bakacağız. TikToker mı deniyor ona? Evet. Token mesela, TikToken gibi. Hani token vardır ya. Mesela çay içi da bu ne lan? Çay dağıtırlar. Yanına pul. Ha, pul. Token'ın Türkçesini söyle. Gözde bilmiyorum. Allah çok üstüme geldin gerildim ya. TikToken gibi geldi evet. Moralimizin bozulmasına hazır mıyız? Ya çok hazırım. Yeah.
Bizim moralimiz hep bozuktur çünkü biz fakiriz. Everybody has that one thing in their house that everybody thinks is so cool. Bu ne ya? Allah Allah. Bunu hiç doğru bulmuyorum. But ours is this. Anladın mı? Anladım da ne gerek var hayvanları oraya tıkmaya? Ha. Mesela bu benim için zengin olsam da asla yapmayacağım bir şey. Ben balıktan çok korkarım. Hadi ya. Ben gözü kapalı yüzüyorum. Ha, ben balıktan geriliyorum bir kere. Balık beni çok huylandırıyor. Ama her şey geçti. Ne gerek var şimdi buna? Garibim. Gözü geçsin mesela. Yapıyorlar ya. Yok garip. Sağa sola bakacağım. Balıklar beni de çok geriyor. Yani çok uyku tutuyor. Bu Arap tabi, petrol zengini diye tahmin ediyorum. O ne lan? Para mı fırlatıyor? Ah, Türkiye'deyse... Neyse. Ama yani şu evden, şu eşyalardan nelerin analizi çıkar? Nelerin? İşte bu da yeni gelin evi. Böyle zengin gibi olacaksın ama zevkli olacaksın abi ya, bu ne ya? Switch'i falan var. O kadar zengin içerisinde ve Switch'i görüyorum çünkü Switch'im yok. Allah parasını da gösteriyor gerizekalı. Biraz görgüsüz yani. Gerçekten görgüsüz yani. Bu ne abi? Everybody has that one thing in their house that everybody thinks is so cool. Bu ne abi? Could be a hidden cabinet. Çok güzelmiş gerçekten. Little movie room. Oha, gadget. But ours is this. Ben anlamıyorum. Bir insan evine niye bunu yapar? Allah aşkına size soruyorum. Ben herhalde Yaren'le aynı şeyi düşünüyorum. Yani... Neden? Bir tane yeterli. Hadi iki çocuğun var, iki tane yap. Abi, bak bok gibi param olsun tamam mı yani? Alırım. Dünyayı alayım. Şöyle bir odaya ne gerek var? Ya ben galiba ruhum fakir. Mesela benim çok param olsa çok mu istiyorum bundan? Ha. Salon yaptırıyor ya millet. Ben bir tane koyarım. Evet ben de işte. Everybody has that one thing in their house that everybody thinks is so cool. Could be a hidden cabinet. Bu ne abi? Nedir? Yağmur yağınca dolapları. Gerçekten. Is this? Uf, ne kadar şeymişim, kayıt dedim ya, ne kadar oğlum, küçük düşünüyorum yani. Evine... Ne kadar fakir bir insan. Evet yani. Ya hayır canım, o kadar hav... Nasıl bir hav... Ne? Abi havuzda yüzemiyorum bile, ne bok yiyeceğim ben bu havuzda. Havuz değil, havuz değil ki bu. Bu havuzda, bunda yüzülmüyor ki. Göbeğine su çarpıyor sağdan soldan. Yüksekliği bile yok. Ay, hiç beğenmedim. Abi havuz işte. İyi de biraz sığ değil mi? Evet. Aşağı gidiyor gittikçe. Anladın mı? Her şey zemin aşağı. He, ben fakirlikten onu anlamam. He, he işte. Ey Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam. Giderek aşağı gidiyorum ben anlıyorum, sığ yani. Ne yapacağım o aynen, yukarıya çıkıyor, normal odaya dönüyor. Yüzeceği zaman aşağı iniyor, havuza dönüyor. Oha! Oha! Tamam, nasıl bak, adının vizyon yetmedi ya abi. Ben öyle bir şey duymadım, görmedim. Ben benim en gördüğüm maksimum şey, böyle yandan üstüne doğru çekilerek evet, yapılandı. Evet. Bu direkt inerek sudu. İlginç. Everybody has that one thing in their house that everybody thinks is so cool. Bak. Could be. Mutfağa bak bizim salon kadar. Little movie room. Oha! Gadget. Oha sinema sineması var lan. Is this? What? İçeride uçak fabrikası var gördünüz mü? The fuck man. Is this? Oha bu ne lan? Oha. Bir de 4 tane var. Ne yapıyorsunuz? Yarış mı yapıyorsunuz oğlum? Ya keşke o 4'üyle yarışsın. Bu zenginlik değil. Ne bu? Bu mecburiyet. Düşün ki işin gereği, şeyin gereği, neyse artık zenginliğin gereği, uçakların var. Ben de bir hangar yaptırırdım. Ya yani mesela araban var diye garajın var. Aa bu zenginlik işte. Sinemada. Hayır işte gözde bu zenginlik işte.
Bu zenginlik işte. Yani bizim arabamız vardı, araba garajımız var. Adamın uçağı var. Buna da zenginlik. Bunu daha çok sevdim. Abi bundan ben de istiyorum. Bu süper gizli oda. Could be a hidden cabinet. Little movie room. Gadget. But ours. Ne bu? Is this? Dümdüz oda mı? Ama gizli oda işte. Wow. Wow. Zaten kapıyı açmazsan ev de gizli. Is this? Kapı. Gözde o kadar iyiymiş. Kapı açmasın, ev de gizli yani. Katılıyorum, katılıyorum. Anormal bir zenginlik henüz göremedim uçak harici. Bir de o aşağı doğru kayan havuz. Olmamış ablacığım. Hiç etkilenmedim, hiç kıskanamıyorum şu an. İnsanların zevki farklı olabilir. Ama çok kötü. Güzel bir şey galiba. Gadget. Yükseldik çünkü. But ours is this. İşte bana göre bu zenginlik mesela. Bir de bu eve kira vermiyorsam kesinlikle bu benim için zenginliğin tasviri. Benim en büyük hayalim denizin dibinde bahçesi olan bir evimin olması. Hayatım boyunca hep en çok bunu istedim. Bak daha çok istediğim gerçekten bir şey olmadı. Bir de araba çok istiyordum ama daha sonrasında bunun çok daha bende baskın oluyor. Ya bu mümkün değil mesela. Gerçekten Türkiye'deki fiyatlarla imkansız bu arada neredeyse. Benim hayalim bu. Çok güzel. Al bir tane ne olacak mı? Neremizden alalım? Neremizden alalım? Yaşlanırım. Çok net orada yaşlanırım. İnşallah yani. Robin Goodfellow. Tamam çık artık şunu. Ne, havuzun mu var ne? Manzaraya bak. But ours. Wow. Wow. Bu en iyisiydi. Evet. Çok güzel. Burak be. Canım bir kahve yapacaksın. Çünkü kahve yapacaksın, oturacaksın, sohbet edeceksin. Alsak da içini düzemeyiz daha. Could be a hidden cabinet. Little movie room. Gadget. Abi bura praktik yer. Praktik yer değil mi abi bura? Burası praktik yer. Praktik yer abi. Praktik yer burası. Burası bir ev değil. Praktik yer işte. A hidden cabinet. Ya praktik yer. Abi bana ne oluyor ya? Böyle ne gördüm ya mesela bizim evde jacuzzi var. Çocukken normal jacuzzi. Yani. Yaren zenginmiş ki niye özlersin? Biz izlemeye devam edelim. Olanlardan. Çocukken falan eğlenceliydi de büyüyünce hiç o kadar suyu tüketmedim. Yani yazık çünkü ayıp. Little movie room. Gadget. But ours. That's garage yazıyor burada. Amin Nuşu. Restoran mı yaptın mesela? He. Ek iş gibi. Allah Allah. Oğlum. Arkadaşları toplayıp mesela. Ya hayır. Harika ya. Özellikle ben bu videodaki yorumlarına ve rahatlığına bayıldım gerçekten. İçeriye garaj mı yaptı? Ek iş gibi. Parti veriyor. Kapıyı yani. Kapı evde gizli. Saygı duyarım. Ben de yapmak istiyorum. Ben de. Araba ben içinde garaj yaptırıyoruz. Çok iyi. Everybody thinks is so cool. Could be a hidden cabinet. Little movie room. Gadget, but ours. Ay yazık o hayvan. Ya, üzücü ya. Evet ya, çok üzücü hem de yani. Yani. Aynen öyle. Zavallılar. But ours is this. Al işte yine hayvanları tıkmışlar. Oğlum zengin sen bırak şu hayvanı ya. Aa sinir oldum ha. Bu cool bir şey mi evinde köpek balığı olması, vatos olması. Aferin. Vallahi sinirlendim ya. O zenginlik göstergesi vicdansızlık göstergesi. Aynen. Doğru. Devam. Doğasın. Devam. Konuşma. Gözde buna da aniden şey demiş, ne şimdi balık çiftliği. Günah be! Ay günah, hele ki balık dediğin hayvan o kadar böyle yüzüyor. Balık lan o!
Balık o. Bırak onu ya. Nefret ediyorum gerçekten. Yani suda tek başına yaşayabilen bir canlı o. Ona bakman tamamen eziyet. Everybody has that one thing in their house that everybody thinks is so cool. Could be a hidden cabinet. Çok iyi. Little movie room. Çok... Aga aşağıda pastane falan olabilir mi acaba? Ayrı bir restoran. Ne işe bilmiyorum bunu. Dolar gibi. Ours... Bu ne oğlum? Ne bu? Kapsül. Morg. Morg. Morg mu? Buzdolabından geldi. Ne burası? Şunun içeriye bir bak bakayım yani. Nedir yani burası? Solaryum. Boş iş ya, yemin ediyorum. Ne bu? Vizyonsuz. Demişler ki parayı neye harcıyor? Arabasını almış, evini almış, düzülmüş, her şeyini yapmış, ekstra para kalmış demiş ki herhalde böyle bir şey olsun. Ne ya? Everybody has that one thing in their house that o neydi? So cool. Spor yapıyorlar, babası mı oldu kim? Could be a hidden cabinet. Babası. Little movie room. Gadget. But ours is this. Güzel mesela, mantıklı. Bowling salonu mu? Ha basket sahası. Basketbol sahası evet, evin güzel. İçinde. Basketçi olsam kesin yapardım. Bu arada bu zaten Shaquille O'Neal'ın. Öyle mi? Tahmin evet. Ettim öyle aynen. Bir şey. Aşağıda Shaq yazmıyor muydu? Ben mi yanlış okudum? Bak tam şurada. But ours is this. Güzel bir önce vardı. Bowling salonu mu? Ha basket sahası. Basketbol sahası evin güzel. İçinde. Basketçi olsam kesin yapardım. Bu arada bu zaten Shaquille O'Neal'ın. Öyle mi? Tahmin oğlu. Ettim öyle aynen. Bir şey oldu. Onun oğlu yer dışına çeken de Shaquille O'Neal yani. Evet güzelmiş. Ama mesela ses yalıtımı var mı? Çünkü mesela salondan ben o çat çat sesi duyarsam sinirlenirim yani. Kızım salon kim bilir? Nerede? O ses oraya gidene kadar yani. Şimdi geldik zengin TikToker'ların sahip oldukları lüks eşyalara. Bu evle ilgili olan kısımda. Güzel. Bunların hepsinin mal varlığı. Asıl görgüsüzlük şimdi başlıyor yani. Atı şimdi hazır olsun herkes. TikTok değil gibi değil duruyor ya. Gelişim mal varlığı. Zengin TikToker'lar. TikTok'tan zengin olanlar değil. Ha anladım. One day I want to be rich enough so that my big fridge çok güzel. Has a little fridge. Ha. Dolabın içinde dolap. Oha çok mantıklı. Anladın mı? Anlamadım. Dolabın içinde küçük dolap var abi. Niye? daha büyük oluyor işte. Senin vizyonun yetmez be. Ben de Osmanlı meyve suyundan kendime nar suyu sıktırdım onu için. Fakir. Nasıl? As a little fridge. Dolabın içinde dolap. Hayalim. Çok severim. Buzdolabı fetişim var galiba benim. Gerçekten. Come, let me show you around. Maşallah. Her zengin mi yakışıklı olur ya? Kızım bana değil buna bakacaksın ya. Era provided by GeoWorld, Stefano Pacini. Ne işi var lan bunun? Müzeye falan mı öyle abi bu? It's about 150 million years old and it for sale for $1.5 million. 1.5 milyon dolara satılık bir dinozor iskelet kalıntısı var. 1.5 milyon dolar. I want it. I got it. 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 Ya, I want dur, dur it. I got it. Ben daha ne var Monsieur Tao'da da var bunlar ya hiç de şey değilsin. Hiç de zengin değil. Monsieur Tao'mızda da var. Ayrıca Monsieur Tao da yapıyor ya. Evde de yapıyor. Evde yapmayı da öğretiyor. Nedir? O süpürgene kadar ki dur bekle. Bir de ateş oku muydu? Ateş oku muydu? Nimbus muydu? Yok Draco Malfoy'un süpürgesi. Draco Malfoy süpürge. Alışveriş. Evet. Süpürge yok. Ama Draco Malfoy'u alabiliriz 3500 liraya. Evet. Evet. 3500 liraya Draco Malfoy'u alabiliyorsun. Bu bir Nimbus 2000. Nimbus 2001. Nimbus. Nimbus. Lan Nimbus 2001 miydi? Nimbus 2000 de var, Nimbus 2001 de var işte. Buradaki model Nimbus 2001. Tamam. Alışveriş. Alamıyorum.
alabildiğim tek şey 49 liraya Nimbus 2001'in olduğu kupa. Ya I want dur, it. Dur, dur. I got it. Ben daha Gandalf'ın piposunu alamıyorum ya. Git Allah aşkına ya. I got it. I want it. I got it. I want it. Pis şımarık Melet ya. I want it. I got it. I want it. I got it. I want it. I got it. Bu tırnaklar beni aşırı gıcık ediyor bu arada. Hep arasında pislikle geziyorlarmış gibi hissediyorum. I want it. I want it. Bitch, what the fuck? Bunu alamıyorum. Gözde, senin mesela I want it, I got it şeklinde yapacağın ne var bu hayatta? Bir söyler misin? Tamam, ben varım. Benim resmi gösterirsin. Bakın Burak arkadaşım dersin. Güzel bir lüks bir tüketim yani. Başka? Mikrofon. İstediğimi aldım. Aynen. Ver. Bekle göz. Konuş bacım. TK. Onu diyecektim ya. TK. 1500 sefer sayılı uçağımız. Eko'yu aç. Allah'ını seversen Eko'yu aç. Bu. Gerçek böyle ki. Bölümümüzde zenginlerin isteyip de al. Ne dedim? Ne dedim? Ne dedim? Allah aşkına ne dedim? Ne dedim? Hangi mesela hangi turizmin değerli yolcuları dedim? Kamil Koç yazdı hemen. Can bak özel eşyalarınızı unutmayın. Gördünüz mü? Artık herkes ezberlemiş. Aldığı şeyleri gördük. Bu da bizim küçük zengin dünyamızda isteyip de arkadaşımın aldığı şey. Ben alamadım. Yeah, so I like black cars and my parents bought me like all these black cars. But I don't know why they got me a blue Ford GT. What is this? I wanted black. Pan altta siyah var ya. Aynı araba değil oğlum. Neden mavi be? Siyah istediydim dedim. Ha, Prime 8 lirada demiş olabilirim, evet. Evet biraz. Onu bir zımparayla pastacıyla cillop gibi yaparım ben, onu sana ait. Salak mısın kızım? Boyatırık. $2000. Online ödemeyi aldı hemen. Evet. Hiç etkilenmedim gerçekten. Oğlum online olarak Amazon'dan 32 bin liralık bir saat alır mısın sen? Param varsa alırım yani. Online. Bir de dışarı çıkıp şeye gitmekle mi uğraşacağım? Şey yapmaz. Ay bunu da isterim. En büyük hayallerimden bir tanesi Nike'ın bütün Air Force modellerinin olması, hepsi. Aradan Kemal çıkıyor değil mi? Benim hakkında Kemal bizim dayız. Lan benim iki tane spor ayakkabım var, bu ne ya? Benim de öyle bu arada. Mesela buna çok saygı duyuyorum çünkü bende öyle bir takıntı olmasa da bazıları takıntılı yani ayakkabılara falan. Ve böyle bir şey güzel olabilir. Koleksiyon yani aslında. Evet, koleksiyon. Ay Maserati vardı, gördün mü? Gördüm. Araba canım modellerini Maserati asla ya. Bilmiyorum ya. Yuva sıcaklığı yok ama işte bunlar. Ay nasıl yok? Gözde sen de yapma şimdi. Bir şey söyleyeyim mi? Gözde şunu kabul etsin. Lütfen desin ki evet ben orada züğürt tesellisi vardı. Lütfen. Bak birbirimizi yemeyelim. Yemin ediyorum şurada yani 3 sene şurada oturak yuva sıcaklığı bana şans verir. Ben gözde yaşır kalıyorum. Bazı insanlara bu arada bazı insanlara gerçekten büyük eller böyle şey gelmiyor. Sıcak, samimi, aile ortamının olduğu yerler gibi gelmiyor. Ben böyle evlere çok gittim.
benim arkadaşlarımdan çok fazla zengin olan insan var ya, tamam. Hani havuzları böyle dedi ama havuzları falan da vardı. Emin olun o kadar sıcaktı ki evleri. Aileleriyle o kadar iyi anlaşıyorlardı ki. Çok da sıcak yani. Ama yani olmasa böyle da olur. Evet. Ama senin baban zengin şimdi yani. Abi fark etmez. Yani sonuç, baba zengin. İşte kimisi kimisi su bulamıyor, kimisi ne yapacağını şaşırıyor. Evet, İlginç bir dünyada. Gerçekten hayattaki amacını yitirirsin ya. Aynen. Evet, bir tık yitiririz. Bir kere sen bunun muhabbetini yapmıştık. Ama tabii ki bunu tercih ederim. Ne oldu, bir kıskandın mı ya? Yok, iskelette kaldım ben. Kızım güzel güzel. Git o zaman mumya getir arkadaşlar. Hayır, o sofistike bir şey. Sen anlamazsın. Köylü. Sen nereden anlıyorsun acaba? Benim Isparta'nın bayrağından koptu. Sen var ya, gül bahçesi yaptırırdın. Şimdi geldik ya Erhan'cığım, Türklerin videolarına. Hah, gelelim. Bizim Türkler daha zevkli olabilir. Şimdi bunların açıklamasını şöyle yapayım ben sana. Zenginlik göstergesi olarak paylaştıklarını düşündüğümüz videolar izleteceğiz. Ha, biz düşündük. Evet. Onlar çünkü hani ben zenginim, yo, see it here falan diye. Öyle anlatalım. Anladım. Şimdi göreceksin. Ne diyorsun? Ben doğuştan hazırım. Yok lan, ben bunları affetmiyorum ama bu eğlenceli yani. Sen bence de bu 10 numara aktivite. Yani bizde böyle bir araba olsa mesela ben şu an %100 eminim yani. Mehmet arkasını tutunur, Hakkı sürer falan, biz öyle takılırız yani hep beraber. Ben de yapardım güzelmiş. Bu zenginlik değil aşkım. Ne aşkım? Yani. Eğlence. Aşkito bilmem yani, bizim bu sokakta da aynı hareketi bugün yaptılar. Hani Porsche'yle değil. En nefret ettiğim şeylerden bir tanesi biliyor musun? Arabayı böyle süslemek, al işte elimde fifis. Olmaktan en çok çekindiğim ve gerildiğim şey ya. Neden bilmiyorum. Yani normalde aslında hiç kötü bir tarafı yok, hiç kötü bir şey yok ama nedense benim korktuğum bir şey yani böyle olmak, saçma sapan. Aslında kötü bir şey yok, kimseye bir zararı yok. Kendi başına bu şekilde yaşıyor ediyor ama bilmiyorum. Ve bende inanılmaz bir gerginlik oluşuyor yani. Çakma sarışın. Hediye, araba. Bir gün bana böyle bir şey almadın lan. Sen de bana almadın yani. İyi yapıyoruz, boşver. Bana da kimse almadı. Ayda birkaç milyon kazanırsam yaparım, ne olacak ama. Bu mu yaşadı Reycan? Çok teşekkürler dedi, gülü aldı, kokladı. Range Rover gelmiş, bu mu yaşadı Reycan? Bir dakika, bence Range Rover'ın geleceğini önceden biliyordur ya. Yoksa yani bu kadar sakin ne? Allah çarpsın ki ben buradan 2 dakikalığına çiş molası verdim de daha heyecanlı koşup gidip geliyorum yani. Beni yani tuvalette bir Range Rover'da beklemiyor açıkçası. Çişe gidiyorum. Değil mi? Şu an sinirlendim. 2 milyonluk araba var kapısının önünde. Bu mu yaşadı heyecan? Bu çok da şey değil. Diğer videoların yanında. Değil, aynen. Okey, araba var. Havuz var. Bu mu yani? Bu mu zenginlik? Şimdi Gözde, insanların paylaşımlarını, zengin olduklarını göstermek adına paylaştıklarını düşündüğümüz videolara tepki vereceğiz dedim. İnsan niye bunu paylaşır? İyi niyetli değilsin. Belki İnsan niye bunu paylaşır? Söyle. Geri gelmeyi öğrenmiştir, onu gösteriyordur arkadaşlar. Ya çevreyi çekiyor. Eli kaymıştır. Aa ne güzel gidiyorsun aşkım, niye böyle çekerken? Aşkım gel aşkım. Aynen, topla gel aşkım. Hayır, bunlar öyle yani. Tamam, tamam. Hayır. Abi ne yapıyorsun? Doblonun içinde parası. İşte gerçek zenginlik budur. Hiç kimse. Bir şey söyleyeyim mi? Şuraya kadar izlediğimiz bak. Bundan sonra da izleyeceğimiz herkes. Kardeşim dalganıza bakın. Çünkü zenginlik budur. Zenginlik benim nezdimde budur efendim zenginlik. Kimse kusura bakmasın. Kimseler kusura bakmasın.
Bizim gözümüzde budur. Ne yapıyorsun? Para sayayım a**. Makinemiz yok ya a**. Para sayıyorum. Burada para. Üstündeki o boş yoru. Para mı onların hepsi? Evet. Küfrü de herhalde şey. Default olarak zenginlikle beraber geldi. Arkadaşlar herkese hayırlı bir hafta diliyorum. Herkese hayırlı işler diliyorum. Al işte. Parayı bassam çıkış mıyım? Bassam çıkış mıyım? Ne yapmıyor? Bassam çıkış mıyım? Bassam çıkış mıyım? Parayı bassam çıkışmıyor ne demek ya? Parayı bassam çıkış mıyım? Helal olsun ya. Bu insana nasıl bu kadar para alıyor? Ben onu da anlamıyorum gerçekten ya. Çıkış mıyım ya? Evet. Herif. Bir an zenginlikten sinir mi geldi adama? Herkese iyi tatiller. Bu komik lan. Evet. Ha? Allah'ım, Allah'ım ya, ne olur yapmayın arkadaşlar, çok utanıyorum ya. Çekiyor musun? Çekiyor musun? Ha, 18 lira. Ne oldu, Kıbrıs'la vergisiz mi aldınız? Ne bu şov ya? Bir şey söyleyeyim mi? %100 burada Kıbrıs'ta vergisiz aldı ya. Allah'ım ya Rabbim. Ya çakmak da çak abi. Ne bu abi, Kurtlar Vadisi pusu ameliyat sahnesi mi ya? Kafama alkol dök. Hay Allah'ım. Berber de yoruldu, şişirdi. Zavallı adam. Covid var abi. Covid. Ne var abi? Covid var da adam maske takmıyor. Kafasına şey döküyor, viski. Viski. Biliyorum abi. Nasıl biliyorsun? Nasıl abi? Oğlum bu çok komikmiş lan. Beğendim ben. Ben bunu beğendim abi. Beğendin mi? Valla beğendim ya. Viskiyle ekmeği kafanı yıkamak ister misin? Evet, ben de çok para olunca böyle yapacağım. Ya benim zenginlik anlayışımla biraz ters. Ben zengin olduğum için bak hani yerlere viski döküyor. İç anasını satayım yani, bir sürü çeşit çeşit al her gün iç. Hani bir şeyleri ay boşa harcamak tüketim çılgınlığı bence, zenginlik değil. Müthiş müzik seçimleri. Abi işte ne bileyim, insanlar ne bileyim işte para göstermeyi seviyorlar. Herkes seviyor bunu yani. Bunlar da onu yapıyor. Ya bu biraz öyle evet. Mesela arabada bilip gittiğini niye çekip atarsın evet, yani? Evet yani saçma yani. Bak bu fena değil, bu keyifli. Aa bence bu güzel. Bu keyifli. Ne uçtu orada? Ne dinleniyor? Arkada, arkada Azer Bülbül mü dinleniyor? 10 katı severim bu zenginliği. Bu güzel. Yani evet, bunda bir abart. Ya şu garip çiklerin çektikleri yani. Bu garipçiklerin büyüklerinin çektiklerini bir bilseniz, açıp böyle var birkaç tane haber okusanız kahrolursunuz ya, kahrolursunuz he. Bunları da niye alıyorlar biliyor musunuz? Sevimli gözüküyor, bir de çok tüy dökmüyor iddiasıyla. Artık yok. Çok üzülüyorum. Çok şatafatı çok seviyoruz ya. Şu arabayı mesela, bu arada bu Türklere özel değil. Cardi B falan da öyle değil. Çok yazık oluyor arabalara. Yol bir tanıdık gelecek mi bakalım, sorayım sana. Hasta mı? Burası Dubai mi? Bu benim mesela yapacağım bir hareket. Bu mu? Kırılgan. Hasta mı var burası? Valla ben de öyle bir benzettim aslında. Sağ taraf böyle bir Levent gibi. Zengin Türklerin Instagram veya sosyal medya hesaplarında paylaştıkları videolar bu tarz. Ah, iyi iyi abi, Allah arttırsın, ne diyeyim. Allah. Mümkünse azıcık bize de şöyle. Daha da bitmiyor mu? Algısı yani. Bizimki de öyle ama daha güzel çekiyor. O kadar çok zengin insan var ki. O yüzden kaliteli bir şey izliyormuşsun gibi geliyor. Ama buradaki adam ne yapıyor? Viskiyi alıyor kafasına döküyor. Yani burada kaliteli bir şey göremiyorsun. Saçmalamış diyorsun yani. Son olarak Anıl'cığım, birçok kişinin hayallerini süsleyen zenginlerin tatillerinden görüntüler izleyeceğiz. Sonra eve gidince niye depresyona ben gidiyorsun? Ben narsiyi almaya gidiyorum, lanet olsun. Biz olmayalım da kim olsun moruk? Ben de böyle bir, sen ben de böyle bir şey paylaşabilirdim mesela. Bakmayacağım. Çok iyi. Çok iyi.
Abimiz de iyiymiş hani. Abi de nasıl duruyor öyle ya? Helal ke. Korkardım yani. Wow, nice. Değil mi? Bayağı güzel. I like it. Abi çok iyi, çok iyi ya. Böyle odan olsa... İşte bak sana dedim ya böyle uff, çok iyi. Ama şey diyeyim mi şimdi? Bu çok rutubet yapıyordur bu ki biliyorum. Yes. Fakir de sensin. Şöyle bir tatili ayarlarız biz. Yaparız abi. Bu yapılır. Yapalım mı ya bu yaz? Korona biterse. Aa bu çok iyi. Böyle videoları seviyorum ben bayağı. Çok iyi. Of ya. Kötü olurum ha. Böyle bir yerde olsa kalbim sürekli hızlı atar yani. Bu aleti ben denemek istiyorum bu arada. Bu çok keyifli geliyor bana. Bunu kesinlikle denemek istiyorum moruk. Hadi bakalım. Bu şey gibi tam Hobbit evleri gibi. Evet. Oha. Oo nasıl bir şey bu? Ay ne kadar güzel yapmışlar. Aa! Ben de istiyorum. Çok tatlı şey yapmış. Bizde de her yeri altın varaklarla döşesinler. Bu... Wow. Allah'ım. Ben burada uyuyamam. Böyle ben korkutucu benim için. Benim için de öyle. Ben yatamam burada. Suyun altında ya böyle. Evet. Anksiyete falan gelir yani bana. Sen hep bunları zenginlik sanıyorsun. Bir tane çiçeklerle döşenmiş. Bu bana çok saçma geliyor işte ya. Yani neden suyun içinde ben yemek yiyeyim? Üşş. Bana çok saçma geliyor bu. Suyumu neden yemeğin içinde yiyeyim ki? Bak hani böyle içecek kokteyl mokteyl böyle bir şeyler tüketebilirsin. Okey ama yani neden abi neden ben yemeği havuzun içinde yiyeyim? Sebep. Bir şey de zenginlik sanıyordun. Kuzum zengin bu ya. Ne var ya? Ben sana bir siniye koyarım bal kaymakla. Sana git küvette ye. Abicim gerçekten çok enteresan yaşantıları. İlla dolandırıcı mı olalım ya? Sena hoş geldin. İlla bu mu yani? Baba. Bugün de zenginliğe doyduk hep beraber cümleten. Şimdi kalkış eve yürüyeceğiz hadi. Vallahi ya. Ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. Bir de şey de insan istemeden merak ediyor. Acaba bu görüntüler Covid dönemi mi çekildi? Ben içten içe hemen şunu düşünüyorum bak hepsine bakarken diyorum ki Allah'ım bunlar acaba korona döneminde mi çekildi yoksa çok daha öncesinde mi çekildi? Sonra da diyorum ki lütfen çok daha öncesinde çekilmiş olsun. Ne olur ya? Ne olur ya? Bu kadar gezmiş olmayın ya. Bu kadar gezmiş takılmış olmayın yani. Ne olur yalvarıyorum ya. Öf! Kimin umurunda? Benim umurumda Sefa.